Çorlu'daki kazada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre CT idaresindeki 34 JJG 86 plakalı otomobil, Türkücü Mahallesi'nde karşı yönden gelen TB yönetimindeki 59 ve 55-64 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler CT ve TB ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul-İzmir otoyolunda bayram tatili yoğunluğu. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir otoyolunda akıcı yoğunluk yaşanıyor. İdare izinle 9 güne çıkartılan bayram tatili öncesi son gündüz mesaisinin tamamlanmasıyla otoyollar ve işlek karayollarında hareketlilik başladı. Otoyolun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor. Bursa kuzey gişelerinin nakit geçiş bölümlerinde bazen araç kuyrukları oluşuyor. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri temsilcilerinin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için denetimlerini sürdürüyor. Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor. Yalova bu yıl susuzluk çekmeyecek. Yalova'da kış mevsiminde kuraklıktan etkilenen Gökçe Barajı'nda su seviyesi Nisan, Mayıs veya Haziran'daki yağışların etkisiyle %99'a çıktı. Yalova'nın günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan 36 milyon metreküp kapasiteli Gökçe Barajı bahar yağmurları sayesinde doldu. Yılın ilk günlerinde kuraklığın etkisiyle %9'lara kadar inen seviye dolayısıyla kentte su kesintileri başta olmak üzere birçok tedbir uygulanması planlanıyordu. Ancak yağışlar kent sakinlerine rahat nefes aldırdı. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Dursun Karaysan, yaptığı açıklamada yağmur yağması durumunda dahil kentin 254 günlük suyunun bulunduğunu ve bu yaz su sıkıntısı yaşanmaması beklediklerini söyledi. Geçen yıl bu dönemde barajın doluluğunun %94 olduğunu belirten Karaysan şöyle konuştu. Halkımızın şu anda yani su tasarrufuna gitmesi lazım. Çünkü havalar ısındıkça buharlaşma oluyor, su seviyemiz düşüyor. Yani onun için tasarruf yapmalarını istiyorum Yalova halkımızın. Şu anda bizim bir baraj, yeni bir baraj projemiz var. O da takriben yani 2 yıl içinde başlayabiliriz inşallah. Şu anda ana ishalatını da yapıyoruz. Altınova'ya kadar yeniliyoruz. İshalatımızda tabii %30-40 arası bir kaçağımız var. Onları da önlediğimizde Yalova susuz kalmayacak inşallah.
Tırın dorsesi bilgi panosuna takıldı. Edirne'de seyir halindeyken damperi açılan tırın dorsesi dijital trafik bilgilendirme panosuna çarptı. İlhami Yörük İdaresi'ndeki 39AF907 plakalı tırın 22BA861 plakalı damperli dorsesi Edirne girişleri yakınlarında seyir halindeyken arızası nedeniyle açıldı. Dorse trafik bilgilendirme panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseden ayrılan tır yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Trafik panosunda hasara neden olan dorse vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol çalışmalarının ardından trafik akışına açıldı. Müze gemi Nusret Tekirdağ'dan ayrıldı. Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCK Nusret N-16 müze gemisi Tekirdağ'daydı. Ceyport Limanı'nda demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı donanmasına teslim edilen geminin 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı. Gemiyi ziyaret eden Nesrin Dağlı gazetecilere Nusret Mayın Gemisi'nin Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Dağlı, gemiyi gezerken Çanakkale'de yaşananların insan duygulandığını ifade ederek herkesin gemiyi görmesi gerektiğini dile getirdi. TCK Nusret N-16 müze gemisi dün kentten ayrıldı. Kırklareli'de asfalt sezonu başladı. Kırklareli'de asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresi Hizmet Binası'nda düzenlenen törende İl Özel İdaresi'nin odağında insan olduğunu söyledi. Köylerimizi şehre çevirmek için, oradaki insanların yaşam kalitelerini yükseltmek için var güçleriyle il özel idareleri çalışmaktalar. Ve amaç da şudur. Şehirde ne varsa köyde de o olsun. Köyde insanlar huzurlu, mutlu olsun. Elektriği olsun, suyu güzel, kaliteli aksın. Efendim, bir sıkıntıları olmasın. Hayat kaliteleri iyi olsun. İyi yaşasınlar, huzurlu ve mutlu yaşasınlar diye il özel idareleri canla başla çalışır personeliyle birlikte. Bunun için tüm il özel idaresi çalışanlarını 336... Ekici 179 köyün içme suyu, elektrik giderlerinin azaltılması amacıyla güneş enerjisi santrali kurulduğunu ifade ederek şöyle dedi. Defalarca söylüyorum, sonucu gerçekleştiği zaman köylerimiz çok daha cazip hale gelecek. Bu güneş enerji santrali ihaleleri yapıldı. Yani biz gelecek yıldan itibaren köylülerimizden bir kuruş para toplamadan onların içme sularını sağlayacağız. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da il özel idaresi personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Atamalarıyla bu görevleri veriyor. Her birimiz bir an önce, bir gün önce vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız ve bunu yapmak için de her zaman hazır ve nazır olduğumuzu söylüyoruz. Sizler de bunu zaten şu anda çalışma elbiselerinizi giyerek, hazır bekleyerek gösteriyorsunuz. Törende İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ile Yol İş Sendikası Başkanı Güvenç Aygün konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından da dua okundu. Ardından ekici ve beraberindekiler Dereköy köyündeki yolda sürdürülen asfalt çalışması yapımını inceledi.
Tekirdağ'da mor renge bürünen tarlada lavanta şenliği düzenlendi. Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında Halk Oyunları ekibinin de gösterisinde yer aldığı etkinlikte temsili lavanta hasadı ve fotoğraf çekimi yapıldı. Yerel sanatçılar sahne aldı. Etkinlikte fotoğraf tutkunları mor renkli tarlada en güzel kareyi yakalamaya çalıştı. Lavanta tarlasında oluşturulan dekorların önünde de bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi. Şenliğe katılanlar Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan geçici görevle Heybet ve Kafkas adlı atla kente gelen jandarma timiyle de fotoğraf çekildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu şenlikte yaptığı konuşmada Tekirdağ lavanta denilince ilk akla gelen iller arasında yer almaya başladığını söyledi. Lavanta etkinliklerinin kentin tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Hacıoğlu şöyle dedi. Bu lavanta bahçelerinin içerisinde özellikle 20 tanesi tam da böyle gördüğünüz gibi donanımlı ve turizme hazır. Bizim derdimiz, amacımız burada var olan lavanta potansiyelini siz değerli basın mensupları aracılığıyla önce İstanbul'a sonra Türkiye'ye ve tüm dünyaya duyurmak. Amaç buydu. Özellikle foto safari yaparak ve fotoğraf yarışması yaparak bunu ulusal bazda taşımak istiyoruz. Etkinliğimizin güzel geçmesini, şenlik içinde olmasını diliyorum. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, ama altını çizerek söylüyorum, jandarma teşkilatımıza hasreten teşekkür eder. Hepinizi sevgili, saygılı selamlarım, iyi eğlenceler. Ve jandarmadan bayram trafiği denetimi. Bursa'da İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetim yapıldı. Trafik güvenliğinin en üst noktaya çıkarılması ve emniyet kemeri konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla "Bu yolda sana çok güveniyoruz, bayramımız kemerli olsun" temasıyla jandarma ve polis ekiplerinin ortak uygulamasında İstanbul-İzmir otoyolu sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Taceddin Aslan'ın da katıldığı uygulamada sürücülere dikkatli olmaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. Ayrıca jandarma araçtakilere kolonya ve çikolata ikram ederek bilinçlendirici broşürler de dağıtıldı. İl genelinde gün boyunca süren uygulamalar jandarma teşkilatından 82.358 personel 99 timle katıldı. Trafik polisinden ise 95.144 ekip 671 personelle çalışma yaptı. Yol uygulaması ve kontrollerinin bayram tatili boyunca artarak süreceği bildirildi. Edirne Valisi Bakan Yardımcısı oldu. Sağlık Bakan Yardımcısı görevine atanan Kırbıyık için veda programı düzenlendi.
Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanan Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, sağlık alanı başta olmak üzere diğer alanlarda atılabilecek her türlü adımda kentin yanında olacağını belirtti. Kırbıyık, kentteki bir tesiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi, kültürü ve sahip olduğu konum itibariyle müstesna bir yer olduğunu söyledi. Bundan sonra da yolu Ankara'ya düşen, hatta yolunu Ankara'ya düşüren bütün dostlarımızı özellikle bekliyoruz. Orada bir kardeşiniz var. İnşallah Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığımız süre içerisinde de sizlerle olan bu muhabbetimizi, bu dostluğumuzu sürdürmekten biz mutluluk duyarız. Edirne için kalbimizin bir tarafı burada kalıyor. Ama yeni yapacağımız görev itibariyle en azından sağlık boyutuyla artık ülkenin her tarafından sorumlu oluyoruz. Dolayısıyla Edirne içinde sağlık alanı başta olmak üzere diğer alanlarda atılabilecek her türlü adımda gücümüzün yettiğince biz de Edirne'nin yanında olacağız. Bir, orada da Fahri Edirne'li gibi değerlendirebilirsiniz. Biz de inşallah var gücümüzle bu şehrin gelişmesi için yine çaba sarf etmeye, gayret göstermeye devam edeceğiz. İnşallah biz dediğim gibi sizleri, Edirne'yi çok sevdik. Bundan sonra da bu gönül bağının devam etmesi için biz her zaman açığız, varız. Değerli eşim, çocuklar da burayı hakikaten çok sevmişti. Nasip dediğimiz gibi buraya kadarmış. Ben hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı, dostluktan, arkadaşlıktan ve muhabbetten dolayı sizlere tekrar şükranlarımı sunuyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Vali Vekili Sıtkı Zeyn konuşma sonrası Kırbıyık'a tablo, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin simgesi Kırmızı Dipli Mum ve 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davetiyesini hediye etti. Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık programa katılanlarla vedalaştı. Kırbıyık ailesinin programdan ayrılırken gözlerinin dolduğu görüldü.